Trafik kazasında hayatını yitiren Hüsrev Bekiroğlu defnedilmek üzere memleketi Diyarbakır'a yollandı. Hüsrev Bekiroğlu'nun cenazesi havalimanında binlerce kişi tarafından karşılandı. Hüsrev Bekiroğlu yeraltı dünyasına yakın çevrelerce uyuşturucu baronu olarak biliniyordu. Ünlü istihbaratçı Abbas Ustaoğlu'nun katil zanlısı Mehmet Yeldirek mahkemece tutuklanarak cezaevine koyuldu. Adliyenin arka kapısından duruşmaya alınan ve çıkarılan Mehmet Yeldirek'in mahkemeye verdiği ifadesinde Ustaoğlu'nu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Şerefsizler. Madem aradın, gelmek istedin, ben de doğruları duymak isterim. Postanede ne arıyordun aslanım? Aslan Bey'i mahalleden tanırım. Bak, emniyet sorgusunda bunları söyleyeceğini bildiğim için benimle beraber dedim. Gerçekleri anlatacaksan dinleyeyim. Sorun söyleyeyim. Aslan için mi çalışıyordun? Aslan Bey onunla çalışmamı istedi. Netice? Ona devletle çalışanın mafya olamayacağını, devletle çalışmayanın hiçbir şey olamayacağını söyledim. Nasıl bir destek verdin aslana? Benden fiilen hiçbir şey istemedi. Zarfın peşine niye düştün o zaman? Zarfın içindekini de, zarfın muhatabını da merak ettim. Benimle neden görüşmek istedin? Aslan Bey'i Mehmet bilmem kimin öldürmediğini biliyorum. Nereden biliyorsun? O adamın böyle bir suikasti gerçekleştirebilecek donanımı yok. Aslanı öldüren adı Ahmet olsa senin için ne değişir? Ülkede bir büyük devlet adamı öldürülüyorsa, yine paralelde büyük bir uyuşturucu babası ölüyorsa, birileri kendilerine verilmiş özel kimliklerle haraç kesiyorsa ve postanede karşıma siz çıkıyorsanız, benim için her isim, her katil, her maktul önemli. Polislere benimle beraber dediniz. Ben de sizinle ne kadar beraber olduğumu öğrenmeye geldim. Polislere açık ettik seni, öyle mi? Devletin karşısında olmaktansa yanında olmayı tercih ederim. Böyle bir sıkıntım yok. Ancak devletin içindeki çatışmanın ortasında kalmak istemem. Senin gibi mafya babası olmaz. Seni kim yetiştirdi? Sokaklar. Sokaklarda ölünür. Yetişilmez. Dosyada Aslan Bey katilini yazmış mı? O yazmamış. Ben çizdim. Devletin görevlisi, devletin görevlisini öldürmek için emri kimden alır? Bunu ancak emri alan bilir. Gücünüz var. Neden tetikçisinden katili öğrenmiyorsunuz? Ben alırsam ortalık karışır. Köstebekler yerin altına girer. Sen alacaksın, ben sorgulayacağım. Devletin kimliğini taşıyan kimseye dokunmam. Getir ki alalım kimliğini elinden çakalların. Devlet görevinden kaçmak olmaz. Var mısın, yok musun aslanım? Sayın Karahanlı, devlet görevlisi Abbas Ustaoğlu cinayetiyle isminiz ilişkilendirildi. Gazetelerde fotoğraflarınız çıktı. Bir dergi sizi suç imparatorluğunun baronu ilan etti. Bütün bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada daima değişim ve değişime direnenler olmuştur. Yeryüzünde bir değer üreten yoktur ki değer üretmeyenler tarafından saldırıya uğramasın. Biz ülkemizin çıkarları için çalışırken
Tabii ki bizi taşlayacaklar. Yolumuzu kesecekler. İftira atanlar olacaktır. Büyük Orta Doğu'da büyük hayaller kurulurken tabii ki birilerinin hayalleri kırılacak ve bu hüsranla saldırganlaşacaklar. Sizin şahsınıza karşı yürütülen kampanyanın aslında Büyük Orta Doğu projesine karşı yürütülen bir kampanya olduğunu mu iddia ediyorsunuz? Bu iddia değil, vakadır. Büyük Orta Doğu projesi ne demek? Gelişen Türkiye'nin dünyayla entegrasyonu demek. Avrupa Birliği demek, sınırların genişlemesi, hatta kalkması demek. Daha çok iş, daha çok istihdam ve her şeyden önemlisi yaşadığımız bölgede söz sahibi olmak demek. Büyük Orta Doğu projesinin bölgede huzurdan çok çatışmalara neden olacağı, bu çatışmaların aslında İsrail'in güvenliğinin sağlanması için çıkarıldığı, hatta bu çatışmaların neticesinde haritaların değişeceği, bazı ülkelerin Irak gibi bölünüp parçalandıktan sonra yeni devletler kurulacağı tezini savunanların sayısı da azımsanmayacak kadar çok ama. Korku bir insanın, hatta bir ülkenin yaşayabileceği en büyük felaket. Korku felaket teorilerini doğuruyor. Bu teoriler içe kapanmaya yönlendiriyor. İstedikleri ne? Türkiye'yi dünyaya kapatıp kendi kabuğunda küçülerek yaşaması mı? Son nefesimi verinceye kadar bu küçüklüğü isteyenlerle mücadele edeceğim. Sizin fikirlerinizi paylaşan çok sayıda iş adamı var. Neden özellikle siz hedef seçiliyorsunuz? Psikolojik terörizm. Daha önce böyle bir tanımlama duymadım. Psikolojik savaş iki taraf arasındadır. Savunursunuz ya da saldırırsınız. Savaştır. Terörizm ise daima tek taraflıdır. Teröristin amacı çirkin sesini daha fazla duyurmaktır. Onun için en önemli hedefleri vurmayı amaçlar. Yani Abbas Ustaoğlu'nun öldürülmesi terördür. Benim bu konuya dahil edilmemse psikolojik terördür. Önceki gün trafik kazasında yaşamını yitiren Hüsrev Bekiroğlu ile ilgili... Rica ederim. Ülkenin geleceğiyle ilgili konuşalım. Bu ülkede konuşulacak pek çok iyi gelişme var. Neden ülkemiz hep karanlığa çekilmek isteniyor ki? Sayın Karahanlı her sabah 6.30'da güne başlar. Gazetelerini okurken muhakkak double espresso içer. İlk kahvesini tek esmer şekerle alır. Anladım efendim. Kahvaltısını saat 7.30'da, öğle yemeğini 12.30'da alır. Akşam yemeğini sadece meyveyle geçiştirir. Anladım efendim. Asla yapmaman gerekenlere gelince, yanında misafiri yahut Kılıç Bey yahut kızı olduğunda ya da telefon konuşması yaparken konuşmaları işitmeyecek kadar uzaklıkta, her an sana seslenecekmiş gibi hazır olacaksın. Haftanın bir günü izinlisin. Dışarıda nerede zaman geçireceksen muhakkak sana tahsis edilen görevliyle gidip onunla dönmek zorundasın. Gideceğin muhtemel adresleri önceden bildirmek zorundasın. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım efendim. Mesaim bittikten sonra odama çekilirim. İzin günümde ise deniz kıyısında kitap okumayı severim. İstanbul'da gidecek çok fazla yerim yok. İyi. Çok oku, az düşün, hiç konuşma. Bir ömür mutlu olursun. Abi operasyonu Memati abiler bilecekler mi? Başını evet. Sonunu? Abi hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun abi yeni mekan. Hepimize. Böyle ihtişama ne gerek vardı yeğenim? Göz var, nazar var. Abi istedi, biz de yaptık dayı. Ben çok beğendim dayı. Polat abime helal olsun. Ne kadar üstün zevkleri var. Sana zaten düğün dernek olsun Kamber. Dayı, çok para harcadık ama güvenliği can binadan iyi buranın. Yeğenim, Yunanlılarla harp etmiyoruz ki. Göğün üstü mü yerin altı mı diyelim. Burayı gören herkesin iştahı kabaracak. Bunlar bir yerde gömü bulmuşlar diye. Abi geliyor.
Güzel olmuş. Güzeli severiz yaradandan ötürü Polat abi. Dayı nasıl olmuş? Osmanlı yıkılmaya yüz tuttuğunda Dolmabahçe Sarayı'nı yaptırmış. Çok da güzelmiş yeğenim. Bir kere de olumsuz bakma dayı. Huyum kurusun. Tecrübem çok. Ellerinize sağlık Memati. Sağ ol abi. Allah zalimle mazlumu ayırt etme fırsatı versin. Ziya'dan tepki var mı? Ses yok. Akıllı adamdır Ziya. Muhakkak bir planı vardır. Ölüler üstüne plan yapmaz Ziya. Nasıl dolduracağız Hüseyin'in boşluğunu? Polat'ı denemek vaktidir. Halil İbrahim hala içeride değil mi? Çıkma ihtimali yok. Polat, başaramaz mı diyorsun? Kimse başaramaz diyorum. Yoksa halo yatacak adam mı? Çağır gelsin. Bizzat sen mi görüşeceksin? Çağır Kılıç. Müsaadenizle efendim. İsmin ne senin? Feraye efendim. Teşekkür ederim Feraye. Afiyet olsun efendim. Burada mı görüşeceksin? Kılıç. Halil İbrahim'i kaçırmayı başaracak biriyle dünyanın her yerinde görüşürüm. Nereye yeğenim? Karahanlı çağırıyor dayı. Yeğenim, Allah aşkına yapamayacağın işi üstlenme. Hesabını vermek ağır olur. Dur bir gidelim dinleyelim dayı. Belki hayırlı olsuna geleceklerdir. Ne işi? Yeğenim, bu adamların ağzından hayır mı çıkar? Abi, palalar işini ne yapalım? İzlerini bulmaya çalışın Memati. İz ararken hiçbir yerde iz bırakmayın. Çok zamanımız yok. Hüsrevan'ın yokluğunda iyice zıvanadan çıkacaklar bunlar. Afiyet olsun. Yahu 3 kuruş için itle kopukla uğraşıyorsun Pala.
O. Bekir Ağa. He. Sahip de olduklarını unutmuş bunlar. He. Üçün beşin peşinde değiliz. Hı. İşki palay enselerinde bilsinler. Yamuk yumuk dal budak salmasınlar. Seninle daha çok işler yapacağız pala. Ne zaman yüzümüze baktın da yüzümüzü çevirdik Bekir Ağa? Akrep sıcak olmadan taşın dibinden çıkar mı pala? Çıktık ki yüzüne bakalım. Açık konuşacağım Bekir Ağa. Seninle her işe girerim. Ama beni buralardan başka yerlere gönderecek, taşeronluk yaptıracak ilişkilere girmem. Seni tanırım, senden öteye de gitmem. Onun için seni çağırdım ya pala. Sen bizim Halo'yu tanıdın mı? Halil İbrahim'i mi? He ya. Küllahında taşıyordum malı namussuz. Onun kadarını görmedim de pis yakalandı. Çıkarı yok, yatarı çok. Çürüse içeride senin cebine kaç kuruş girecek pala? Çürümese kaç kuruş girecek ha? 3 milyon benden, üstüne Halon'a verirse. Ben 3 milyona kafasına sıkarım onu. Akreple de değil, 7.65'le. Kepaze olsun öbür tarafa gittiğinde. Kaç istiyorsun? Büyük işe büyük para. 3 peşin, 10'da iş bittikten sonra. Halo'da artık ne verirse. Pala, ticareti öğrenmişsin İstanbul'da. Burada konserveyi bedava vermiyorlar ha. Bak, biz de kaburga dolması yiyoruz. Biraz bekleteceğim sizi efendim. Buyurun. Buyurun efendim. Oui, mademoiselle. La photo dans le journal est la mienne. Pardon, duyacağınızı tahmin etmedim. En tout cas, vous n'avez deviné que je parle français. Polat Alemdar. Safiye Karahanlı. Karahanlı sizi bekliyor. İkimizi mi? Tanıştığımıza memnun oldum. Mafyanın evimizde ne işi var? Halil İbrahim Kapar'ı tanıyor musun? Hayır. Uyuşturucu kaçakçısı. 7 yıldır cezaevinde. Müebbet. Hüsrev Ağa'nın gidişi bizim için çok ani oldu. Boş bırakılacak alan değil. Halil İbrahim değerli bir arkadaşımız. Onu aramıza katmanı istiyorum Polat. Yapabilir misin? Ne kadar zamanım var? Göründüğü kadar kolay bir iş değil. Kendisinin bu işten haberi var mı? Sen yapabilir misin, yapamaz mısın? Onu söyle Polat. Yapabileceğimi düşündüğünüz için buraya çağrıldığımı zannediyorum. Kendisiyle ben temasa geçerim. İşin tamamının benim sorumluluğumda olmasını isterim. Eğer işi bana veriyorsanız,
meselenin bir daha asla başka platformlarda gündeme gelmemesini rica ediyorum. İş senin Polat Alemdar. Gerekli maddi desteği Kılıç'tan alabilirsin. İhtiyacım yok. Nerede yattığını bile sormadın Polat. Nerede yatarsa yatsın. Benim için nasıl çıkaracağım önemli. Sizin tarafınızdan kaçırıldığını bilecek mi? Onu oradan çıkaracak tek bir güç var. Bunu merak bile etmeyecektir. Problem yok o zaman. Nasıl bu kadar kendine güvenebiliyorsun? Merak ediyorum. İşin dışında... Kaybedecek bir şeyim yok. Senin yaşındayken ben de bu lafı söylerdim. Oğlumu kaybettim. O zaman hala kaybedecek bir şeyiniz yok. Ama hep bulma umudum var. Kayıp mı? Kaçırıldı. Hayatta mı? Bu hayatta bilmediğim tek şey. Ama son nefesimi vermeden muhakkak öğreneceğim. Oğlunuz size benziyorsa eminim ölmemiştir. Ve eminim hayatta bir yerde size tesadüf edecektir. Şeyi anlattın. Her şeyi değil Kılıç. Yani artık tek amacım kendimi, Elif'i bulabilmek için beni bu yumağın ortasında bırakıp yok olan Ali'yi bulabilmek. Benim bütün çabam da gayretim de sadece bundandır. Teşekkür ederiz. Ali burada Elif. Abi anneniz geldi. Annem mi? Çaresiz kaldım evladım. Gelecek bir tek seni buldum. Emredin Nazife anne. Kimsenin aklı başında değil. Herkesi bir fırtına tuttu. Dağdan taşa savurdu. Elif diyor ki... Orada yatan Ali değil. Öyleymiş. Hepsi çok kızdılar Ali'me. Ama ben hiç kızmadım. Bir bildiği vardır evladımın. Muhakkak. Anasından bile saklıyorsa... muhakkak bir bildiği vardır. Hem vazifesi ise... nasıl bizlere söylesin? Ana yüreği. Görmek istiyor neticede. Bir gün muhakkak gelecektir. Ben de onun için buradayım. Tek muradım... canımı sahibine vermeden... güzel yüzünü son bir kere daha görmek. Bu yaşlı annene bir yardımın dokunur mu? Anne... nasıl bir görevin içinde de olsa annesini bir yerlerden izliyordur, görüyordur. Ortaya çıkacağı bir günde elbette olacaktır. Bunun için her şeyi yaparım. Bayrak atan,
Ha bir damla gözyaşın. Ha bir avuç toprak. Var mı pala işinde bir netice? Henüz yok abi. Güvendiğim bir yer var. Onlar söz vermedi ama hissettiğim olacak. Ne zaman haber gelir? Müspetse çok uzamaz gelir. Değilse haber gelmez. Bir başka işimiz daha var. Halil İbrahim Kapar. Halo. Nerede bu halo dayı? İçeride. Nerede olacak ki? Hayır mı yeğenim? Çıkaracağız dayı. Nereden? Neredeyse oradan dayı. Usta. Harbi battık mı bu devlet işlerine? Konseyden verilen devlet işi ise battık Memati. Hüsreva'nın yerine mi? Aynen öyle. Dayı ile sen ağırlıkla bu işi takip edeceksiniz. Neyini takip edeceğiz yeğenim? Adamın yeri belli. İşin oluru belli. Oluru yok. Dayı, oluru yok yok. Bu iş olacak. Siz bana nasıl kaçıramayacağımızı belgeleyin. Ben size nasıl kaçıracağımızı anlatırım. Halil İbrahim'le kim irtibata geçecek? Dayı, ama şimdi değil. Önce dediğimi yapın. Biz palaları nasıl alacağız abi? Üçü ayrılmaz. Ellerinde akrepler. Bizim gibi acemi değiller. Profesyoneller. Her profesyonelin bir zaafı vardır Abdüley. İşki yerlerini bulalım. Ah şu alçıların bir gideydi. Abdüley, Erhan'ın alçılarını sök. Kaynayacağı kadar kaynamış kemikleri. Allah senden razı olsun Polat abi. Dayıma kalsa yek vücut alçıya sokacak beni. Efendim, bu arabanın artık miadı doldu. Çok masraf çıkarıyor. Değiştirsek çok iyi olacak. Senin anan kaç yaşında canım? 83. Baban yaşıyor? Babam 2 yaş küçük anamda. Yaşıyor. Çok masrafı var mı kadıncağızın? İşte yaşlılık. İlaç milaç bilmem ne. Baban ne zaman anani gömer, ben de o zaman bu arabayı gömerim. Daha kaç yaşında canım? 23. İşine bak evladım. O masrafların hepsi vergiden düşüyor. Hem sen her çukura girdiğinde yeni araba olsa nasıl maaşından düşeceğim ben? Yazık değil bana. Aa bu alı işi sakat. Ben bilmiyor muyum kim sakat kim sağlam? İplikçiyi bir çarpalım, kendimizi garantiye alalım. Bu herife bunca zamandır nasıl karışmamışlar ha? Millet aklını bizim gibi peynir ekmekle mi yedi oğlum? Bundan para almak, İsrail'den toprak almaktan zor. Canını alırız olur biter. Canımı sıkma lan. Laubalilik istemem. Ben de size başsağlığına gelecektim.
40 yıllık arkadaşım. Biz neslinin son numuneleriydik. Silahçıyla tozcuyu yan yana getirmek zordur Polat. Kaza... Hadiseye kaza demek mecburiyetindeyim. En çok kanıma dokunan da bu. Kim öldürdü? Karanlı. Bu işleri kılıçla yapar. Kamyondu. Demir taşıyordu. Arkadan girdi. Önden çıktı, palavrası bundan. Ne yapacaksınız? Kılıç kimin elindeyse hükümdarıdır. Yapabileceğim bir şey var mı? Ben artık çok yaşlandım Polat. İntikam peşinde koşmayacak kadar da, işle güçle uğraşmayacak kadar da. Bütün gayem torunlarıma güzel bir ömür sunabilmek. Kızlarıma veremediğimi onlara vermek niyetindeyim. Umarım gerçekleştirebilirsiniz. Sen gerçekleştireceksin Polat. Anlamadım. Korkma, korkma. Nişan yok. 680 milyon dolarım var Polat. Bu para bugünden itibaren senin. Torunlarıma bu geleceği sağlama görevi de senin. Tek varisim sensin. Teşekkür ederim ama paraya ihtiyacım yok. Onlar benim yeğenim. Üstümüze düşen her neyse yaparız. Bu bağış değil. Bunun bir karşılığı var. Bir gün Karahanlı'yı öldüreceksin. Onun tahtına oturacaksın. Baronu baron yapan iki şeydir. Silah, uyuşturucu. Bütün gücüm, varlığımla senin yanındayım. Benden bugün Halil İbrahim Kapar'ı kaçırmamı istedi. Karahanlı, çok büyük adam Polat. Hüsrev'i beyhude harcamamış. Benim baronlukta gözüm yok. En büyük olmadıkça o adam seni yaşatmaz. En büyük olacaksın ve asla alternatifin olmayacak. Vazgeçilmez olacaksın. Karahanlı'nın vazgeçilmezi ne? Bir kılıç, iki koltuğu. Halil İbrahim'i yanına alırsan vazgeçilmez olursun. En büyük olmak için kılıcın olması lazım. O da Karahanlı hayattayken kimsenin kınına girmez. Fark edebilirler. Sen kal. Sıradakine haber ver, takip etsin. Kim bu adamları öğrenin. Takip ediliyoruz ya bu herifi koruyorlar. Takip yok ha. Bakıyorum aynı. Aynı araba hiç arkamızda olmadı. Her dönemeçte başka araba peşimizde. Şimdi dön. Arkamızda bir şeyler oluyor ama. Evladım, ne oluyorsa arkamızdan oluyor zaten. Ya ne meraklı adamsın. Sen önüne sahip ol. Bırak arkan sağlanda canım.
Yokla şunları. Yazıyorum. Evet, söyle. Tamam, eyvallah. İzmit'te kalıyorlarmış. Aha da otelin adı. Daha iyi. Usta, otel sıkıntı. Girişi çıkışı mesele. Yüzümüzü görürlerse bizi bilirler. Bu dağ adamlarını kaldırmak Halil İbrahim'den de zor iş yeğenim. Dağdan mıymış bunlar? Erhan'la biz işi çözdük. Onlar da bizim düşündüğümüzü düşünmüşlerse biz otele gireriz. Karı işim usta. Beli silahının belini kim bükecek yeğenim? İzmit'ten bağlantı bulmak lazım. Memati. Herkesi arayın. O otele bir sipariş var mı öğrenelim. Bundan sonra Davut hep yanında olacak Nisun. Siz dikkat çektiniz kuzu. 30 yıldır aynı arabayla gidip geliyorum. Ne peşine takılan olmuştu ne takip edin. Eğer korumamız olmasaydı Nisun, şimdi kasan boş, hap içtiğin yerde cansız yatıyor olacaktın. Allah'ım esirgemiş beni. Yüzünüz gülsün canım, ölmedik ya. Bakın, bundan sonra her zaman yanınızda olacağız ve size eşlik edeceğiz. Bizim bilgimiz haricinde hiçbir yere gitmeyeceksiniz. Başucuma beşik kurayım. Evimin içinde hiçbirinizi istemem ona göre. Karim beni öldürür, hiçbiriniz de koruyamazsınız. Tamam mı canım? Hı? Abi, gümrüklerde problem var. Personel sıkıntısından bütün gücümüzü kaybettik kapı kulede. Yeniler. Yemiyorlar abi. Abidin, benim ismimin geçer olmadığı bir kapı yok kardeşim. Nasıl yapalım abi? Her türlü baskıyı uygula abidin. Maddi, manevi, silah, güç, şantaj. Aklına ne geliyorsa abidin. Biraz zaman alacak abi. Zaman maman yok abidin. Biz onlara dişimizi göstermezsek büyüklerimize derdimizi anlatamayız.
Ciddiyet kardeşim. Artık kafamıza göre hareket etmek yok. Kafamız mı var abi? Yok abi. Sipariş miparış yok. Abi bunlar İzmit'te çok durmazlar. Bir şey bulamazsak gidip otelin önünde pusuya yatacağız Abdüley. İşimiz kavata kalmışsa oho. Durmadı o telefonun, santral memuru. Bir dakika dayı. Şahsi değil, iş. Efendim gülüm. Ağzını yediğim. Söyle bir saat geç gitsinler. Para problem değil. Yarın söz beraberiz. Erhan. Söyle o da gelsin. Ben planımı yaptım. Mucizelere inanır mısın gülümser? Bu gece de beraberiz. Ben seni arayacağım gülüm. Öptüm. Allah cezanı versin. Yeğenim, göndermem ben bu çocuğu. Dayı, günah senin boynuna. Çocuk dediğim bak işi nasıl halletti. Aferin Erhan. Ben sana teşekkür ederim abi. Büyüksün. Usta, biz de gelelim. Asıl mühim olan halo işi Memati. Biz bunu hallederiz. Edemezsek de döneriz. Ama Halil İbrahim'i istiyorum. Nasıl alacağız arabayı abi? Vermezler ki. Yangına körükle gidecek halimiz yok. Bir yol bulacağız, alacağız Abdüley. Sizinin aşağıda bekleyin. Aa, nöbet usulüne mi döndük? Dağ başım burası. Dağda kurda yem olmadık. Burada kuşa yem etmeyin beni. Gel Bedir, ağa keyif yapacak. Bizi sallamak için tedbir yapıyor. Thank you.
Benim değil, bayanların kapısı açılır. Öğretmiyorlar mı bunu size? Para kimdeyse onun kapısı açılır güzel. Bütün varlığım senin gülüm. Ne parası? Gir koluma. Ağrıyor mu bacağın? Problem değil gülüm. Sen gülümse. Mutlu bir aile tablosu siz. Bizi deşifre etmesinler. Teşekkürler, sağ olun. Teşekkür ederim. İyi istirahatler. Merhaba. İyi geceler. Oda bulunur mu sizde? Tabii efendim. O manada sormadım. Yani lüks bulunur mu? İki kişi miyiz efendim? Biz geniş bir aileyiz orijinalde. Ama şimdi eşimle baş başayız. Değil mi karıcığım? Hı hı. Jacuzzi, sauna filan. Ne istiyorsan söyle. Arkadaşlar ayarlarlar. Hepsini nakit ödeyeceğim. Çok güzel bir odamız var. Takdim edeyim. Karıcığım, kaydı sen yaptır. Benim bacağım ağrıyor. Abi bu çocukla kızı yolladın. Sabaha kadar bekleriz burada. Karışma Abdüley. Çocuk işini yapıyor. Böyle şey can kurban abi. Vay Abdüley. Sen de ölmüşsün. Yok abi, ne alakası var? Bu Erhan'ı da alalım mı KGT'ye? 3 günde bozar teşkilatı abi. Erhan'ın bitireceği işleri bir tane daha halledecek adam yok Abdüley. Bak o kadar söylüyorum. Güllüköy'de ne filmler seyretmişse, nereye nereden girilir, kim hangi kılıkta alınır hepsini biliyor. Yok abi film bilim seyrettiği, sallıyor komple. Onu seyrettiği filmler, parçala Behçet, civciv çıkacak, kuş çıkacak, ortaya çık, onlar. Serseri. Çok tehlikeli şeyler yapıyoruz Güllü. Gülüm, tehlikesiz işin de parası az. Sen bu işi kıvır. Seninle bu otelde bir ay balayı yapacağız. Hadi oradan yalancı. Sen hele söz ver. Adamı oyalayacaksın, başka bir şey yapmayacaksın. Sapıtma. Nereden bileyim adam ne yapacak? Eğer sen de o pos bıyıklan bir maksadını aşacak şekilde yakınlaş... Ben de havluları kendime sarıp yakmazsam bana da Güllü demesinler. Kıskanç erkeğim. Vallahi vururum. Sırtarma. İş üstündeyiz. Sen merak etme bir tanem. Elini çabuk tut. Ben dayanırım. Ver moral öpücü. Ben harbi ölmüşüm. İyi akşamlar. Beni aşağıdan gönderdiler. Gel. Gece gece o ne gözlüğü? Konuşma. Soyun. Acele etme. Bir şeyler içelim. İşim gücüm var. Yahu bir gözlüğünü çıkar. Bir gel bir otur. Öyle kaba adam istemem. Ben Deniz. Ben de çöl. (Gülüyor)
Işığı söndü. Allah kahretsin, yanacaksan yan. Allah kahretsin seni, öteceksen öt. Nerede kaldı bu karı? Dolap orada. Ne içeceksen al iç. Ben banyoya giriyorum. Yazıklar olsun sana. Hadi yürü, yürü. Ne oluyor? Yangın var efendim. Asansörler iptal efendim. Tedbirler tahliye ediyoruz. Lütfen siz de çıkmayın. Thank you.
devletin yükünü ağırmış Abdülay. İçinde sırrı çok abi. Ondan. Bir gün kustururlar elbet. Çek. Hadi. Yarın arkadaşlar.